Hocam hangi alanı seçeyim? Sayısal, sözel, eşit ağırlık, dil hangisini seçeyim hocam? Gezeceğim. Evet. Onun sınıfta birçok öğrenci iyi bir alan seçimiyle alakalı yorumlar yaptı. Bizlerden istekte bulundu. Bizler de alan seçimiyle alakalı size bir video hazırladık. Tonguç'um birincisi şunu çok iyi bilmemiz lazım. İlk okuduk, okuma yazmayı öğrendik, bitirdik. Sonra lise tercihlerimiz vardı. Yani LGS'ye girerken acaba Fen Lisesi mi, Anadolu Lisesi mi, Meslek lisesi mi, sosyal bilimler lisesi dedik. Sonra alanımızı tercih edeceğiz şimdi. Sonrası alandan sonra üniversite sınavına gireceğiz ve bu sefer de bölümümüzü, üniversitemizi tercih edeceğiz. Boğaziçi olsun, ODTÜ olsun, Ege Üniversitesi mi olsun, vakıf üniversitesi mi olsun, tıp mı olsun, hukuk mu olsun ve sonrasında da bu bizim meslek tercihimizi götürecek. Yani ileride yapacağımız meslek bütün bu vereceğimiz kararlarla bağlantılı. Yani şu anda senin bulunduğun nokta belki de ileride yapacağın mesleği de etkileyebilir. Birincisi alan deyince aklımıza dört tane temel alan geliyor. Türkçe matematik dediğimiz TM yani öğrenci arasında buna TM diyoruz. Matematik, Türkçe ve coğrafya ağırlıklı. MF dediğimiz kısım, kısım matematik, fizik, kimya, biyoloji ağırlıklı. TS dediğimiz kısım ise Türkçe, tarih, coğrafya, felsefe. Dil dediğimiz kısım da İngilizce ve Almanca ağırlıklı oluyor. Tabii ki Fransızca da hazırlanabilirsin. Şimdi burada şunu bilmemiz lazım. TM'de senin sorumlu olduğun dersler Matematik, Türkçe, coğrafya ve tarih dersleri. Yani bunları ya çok buna iyi. Da mesela tarihi yapamıyorum, coğrafya yapamıyorum. Matematik, Türkçe'm çok iyi. Evet. Ne olacak o zaman? Hiç endişelenme gerek yok. Zaten çok iyi bir yoldasın. Ama çünkü. hukuk okumak istiyorum. Bak matematik ve Türkçe zaten hukuk fakültesi için en yüksek puan getiren dersler. Coğrafya ve tarih de fizik, kimya, biyolojiye göre biraz daha kolay dersler. Tabii ki sevmiyor olabilirsin. Tarih bazen öğrencilere sıkıcı geliyor. Fizik daha eğlenceli gelebiliyor. Senin fizik, kimyada yapacağın netler de esasında buradaki ekseni kapatabiliyor. Yani esasında fizik, kimya, biyoloji çöpat demiyoruz biz. Onların AYT kısmını yani daha detaylı olan 11. sınıftaki 12. sınıftaki kısmını görmeyeceksin. Ama 9 ve 10'daki kısımlarını bilirsen buradaki eksiklerini kapatabilirsin. Bunlar önemli senin için. Ve aynı zamanda hukuk, iç mimarlık, işletme, maliye, psikoloji gibi çok değerli bölümler eşit ağırlıktan yani TM'den alıyor. Dolayısıyla Türkiye'de çok büyük bir rekabet Herkes burayı istiyor. Mesela şu anda hukuk fakülteleri ve psikoloji bölümleri her sene puanları yükseliyor. Her sene daha düşük başarı sıralarıyla almaya başlıyor. Ama bunlar... Millet delirdi hocam o yüzden psikolojiye gidiyorlar. <laughs> hayır hayır hayır. Psikoloji çok keyifli. Artık psikoloji sadece insan psikolojisi değil şirket psikolojisiyle de ilgilenebiliyor. İnsan kaynaklarında, rehberlikte, farklı yerlerde hizmet verebiliyor. MF'ye baktığımızda ise en değerli, en klas, en yüksek puanlı ve öğrencilerin en çok girmek istediği alan da burası. Niye biliyor musun? tıp fakültesi burada. Mühendislik fakülteleri yani endüstri mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, makine mühendisliği, inşaat mühendisliği, mekatronik mühendisliği bir sürü mühendislik var ve gerçekten topluma baktığımız zaman mühendisler, mimarlar, tıp fakülteleri böyle çok büyük saygınlık kazanıyorlar. Diyorlar ki o zaman aa o zaman ben sayısalcı olmalıyım. Ama sayısalcı olmak da öyle kolay değil. Matematiğin çok iyi olacak. Fizik, kimya, biyoloji çok iyi olacak. Fizik dersi genelde öğrencilerin sayısalcı olup olmamasına karar veren ders. Çünkü fizik biraz zor bir ders. Öğrenci fiziği yapamayınca ama sayısal zormuş deyip Benim alırsan. biyolojim çok iyi hocam. Tıp okumak istiyorum ama fiziğim gerçekten kötü. Hiç endişelenmene gerek yok. Eğer biyolojin iyiyse matematik kimyayla da netlerini çok yüksek tutarsan fizikteki eksiklerini bir şekilde kapatıp yani sözeldeki sosyal bilimlerdeki ve Türkçedeki netlerini yüksek tutaraktan iyi bir hayalindeki üniversiteye girebilirsin. Ama fiziğin de berbat olmamalı yani tabii ki sıfıra sıfır elde var sıfır olmamalı. Fakat fiziğim süper değil diye sakın sakın üzülme biyoloji ve kimya da gerçekten belirleyici dersler. En belirleyici dersler tabii ki matematik. Gelelim TSE'ye burası biraz daha e, zayıf bir alan ama burada da çok fazla aday var. Mesela ben bu, bu alandan sınava geliyorum girmiştim. Burada Aa. Türkçe, evet ben en sevdiğim dersler bunlardı. Türkçe, tarih, coğrafya ve felsefe grubu dediğimiz. Yani psikoloji, sosyoloji, mantık, felsefe dersleri. Ben buldum. de bazen hocam matematikten nefret ettiğim zamanlarda TS olayım istiyorum. Evet ben de matematikten nefret ediyordum ve TS olmuştum. Radyo, televizyon, halkla ilişkiler, tarih öğretmenliği, Türkçe öğretmenliği bunlar hep buralarda geziyor. Fakat bu bölümün çalışması kolay olduğu için yani içinde böyle matematikler, fizikler falan olmadığı için buradan çok fazla aday sınava giriyor. Burada da kendi içinde bir rekabet var ve az bölüm var burada. Bak sayısal zor ama çok çok bölüm var, çok imkan var. Sözel kolay gibi duruyor ama az bölüm var. Şimdi bir de dile bakalım. Burada da mütercim tercümanlık, İngilizce öğretmenliği, İngiliz dili edebiyatı, Amerikan dili edebiyatı gibi bölümler var. Burada da kendi içinde çok büyük avantajlar içeriyor. Gelelim şimdi neye göre karar vereceğiz? Birincisi ilgi önemli. Yani sen eğer matematikten, fizikten hiç haz etmiyorsan, yani sevmiyorsan o zaman ya iştarlık olacaksın ya sözel. Ya da tarih coğrafyadan tiksiniyorsan ve matematik fiziğinde iyiyse o zaman artık senin sayısalcı olacağın belli. İlgi ve istek en önemlisi ve yetenek de önemli. Mesela benim matematiğe yeteneğim yoktu. Yapamıyordum ya. Hesap makinesini bile kullanırken yanlış tuşlara basıyordum. Dolayısıyla yeteneğimin sözelde olduğunu düşündüğüm için sözel ilerledim. Ve ders başarısı önemli. Yani matematikten ömrün boyunca birler, ikiler aldıysan, fizikte, kimyada düşük notlar aldıysan, sözel derslerinde iyiyse, yani ders başarın sözelde ise sözel geçeceksin. Ama sayısalda, fizikte, kimyada her zaman yüz almak zorunda değilsin. İyiyse sayısal bölümü tercih etmek de mantıklı. Çünkü gerçekten az önce söylediğim şey çok önemli. Bir mühendis işletmecinin yaptığı işte bazen yapabiliyor. Mühendis zekası denen bir şey var. Ama işletmecinin ya da işte Sözerdeki Radyo Televizyon bölümünün biraz da alanı kıslı. Fakat hangi meslekte olursan ol, olur, hangi alanda olursan ol, olur, eğer işini yaparsan çok güzel günler seni bekliyor. Şimdi Sanat ve spor bölümleri ise yetenek gerektiriyor. Spor bölümünde fiziksel yeterlik var. Mesela sen bu göbekle asla spor bölümünde olamazsın. Spor akademisini okumak istiyorum. Birazcık fit olman lazım. O zaman biraz spor yapmalısın Tonguç'um. Sanat bölümünde birazcık yetenek olması lazım. Mesela böyle güzel bir resim çizebilmen için belli bir e, kabiliyetin olması gerekiyor. Şimdi... Alan seçimine karar verirken en büyük kararı tabii ki sen vereceksin. Ama seni yönlendiren bazı şeyler var. Birincisi velin yönlendiriyor. Baban diyor ki aa diyor böyle olmaz ki diyor. Veya annen oğlum bak kızım bak şöyle yap diyor. Okul da yönlendiriyor. Okuldaki arkadaşların, rehber hocalar ve okuldaki öğretmenlerin de senin kafanda belli bir fikir oluşmasını sağlıyor. Ve aa alan seçimi için hemen karar vermem lazım. Aa, aa ah, vakit bitti demene de gerek yok. Alan değişimi için her zaman şansın var. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Diyelim ki sayısalcı olarak hazırlandın, hazırlandın, hazırlandın. Son sene sınava gireceğin sene bile eş tercih yapıp, eş edebiyata, işte ne bileyim tarih coğrafya çalışıp eş tercih de yapabilirsin. Asla endişelenmeye gerek yok. Ama tabii birazcık vakit kaybetmiş olursun. Ve alan seçiminde mutlaka kendini iyi tanıman lazım. Bunun için rehber hocaları özel testler düzenleyebiliyor. Hocalarına danışabilirsin. Hocam sizce ben sayısalcı mı olmalıyım? Sizce ben fizikte, kimyada, biyolojide zevk alır mıyım? Mutlu olur muyum? İleride mühendisliğin, tıbbın derslerinden keyif alır diye sormalısın. Ve en sevdiğin ders esasında senin hangi alana yöneleceğini gösteriyor. Mesela en sevdiği ders bir öğrencinin matematikse... Beden eğitimi. O zaman sen spor bölümüne yöneliyorsun Tonguç'um. Spor bölümü. Gerçi benim de en sevdiğim ders e, beden eğitimiydi ama ondan sonra en sevdiğim derse yöneldim. Sözel derse yöneldim. Tüm derslerde başarılı olsaydın hangi bölümü seçerdin? Bu da kendine sorman gereken bir soru. Ve şunu asla unutma Tonguç'um. Bölüm seçimi erken kariyer seçimi. Yani tabii ki sen hangi bölümden mezun olursan ol. Eğer Mesela diyelim ki sayısalcı oldun, çok çalışkansın, takdirler sürekli alıyorsun iyi bir sayısal üniversite ektin, mühendis oldun ama sonrasında işi bıraktın. Yani sallamaya başladı. Ama ben nasıl olsa iyi bir üniversiteye girmedim. dedin. Kendini hiç geliştirmedin. Staj yapmadın, dil öğrenmedin. İşte gittiğin iş yerinde çok gayretli bir şekilde çalışmadın. O zaman başarısız olursun. Ama diyelim ki üniversitenin çok ciddi bir başarı elde edemedin ama böyle vasat bir üniversite mezun oldun ama sonrasında kendini geliştirdin, Dili öğrendin, KPSS'ye hazırlandın, Referanslar kazandın, iş tecrübesi edindin. O zaman iş hayatında çok yükselebilirsin. Yani Şirketlerde tabii ki iyi üniversitelerden, iyi liselerden mezun insanlar çok daha avantajlı durumlarda. Ama tahmin etmediğin üniversitelerden, liselerden mezun insanlar da çok büyük başarıları elde edebiliyor. Dolayısıyla asla yarış bitmiyor. Kamilçum. O zaman ödülü sorumuzu yap, yorumları yolla. Şimdiden sınav hayatında ve normal hayatında başarılar diliyorum. Teşekkür ederim hocam.